Evet değerli izleyicilerimiz, kafasına geçirmiş modern bir kasketi, futbol ve sever basketi diyoruz. Abi çok şekilsin be abi. Allah razı olsun kardeş, çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Şimdi biz sizi çarşıda gördük işin açıkçası. Evet. Çarşıda abiye dedi ki abi çok dedim tarsın. Estağfurullah. Elde de herhalde tesbih var abi, tesbihi de görelim. Estağfurullah. Bu da şöyle kırmızı bir tesbihimiz. Estağfurullah. Abi elde defter, kalem. Yazıyorsun sürekli oraya kelam. Evet. Doğru mu abi? Evet. Ondan sonra Kadirli'de her gördüğüne veriyorsun selam. Evet. Doğru mu abi? Doğru. Evet. Tanıyalım abi. Yıllardan beri şiir yazıyorum ama hiçbir şeye sahip olmadım. Sadece itibara sahip oldum. Allah itibarını düşürmesin inşallah İslam alemini ve sizlere, herkese. İsim ne abi? Ahmet Ödül ismim. Aşık Ahmet Ödül. Geldim. Yaş kaç Ahmet abi? 65. 65 yaşındasın. Evet. Kendini bildiğin bileli yazıyor mu evet, abi? Evet. 75'ten beri, 1975'ten beri yazarım. Yani aşağı yukarı 25-24'te buradan 49 yıl. Evet. Yazıyorum. Eyvallah. Ahmet abi bize ne yazacaksın abi? Şimdi size ben bir şey yazmıyorum. Çok özür dilerim. Kadirli'ye geldiğiniz için teşekkür ederim. Dün Kadirli'nin 7 Mart kurtuluş günüydü. Evet. Osmaniye'nin Kadir'in kazası en güzel kazalarından birisi. Onun için ona yazdığım bir şiir okuyayım 7 Mart'ına ilgili. Oku müsaade ederseniz. Abi. Tabii abi. 7 Mart Kadirli'nin kurtuluş günü. Dağlarında açar gülü sümbülü, bağlarında öter kuşu bülbülü, her insana kucak açar Kadirli. Çeteler gelmiş, oyunlar başlar. Sevinçten neşeden akıyor yaşlar. Çiğdem çiçek açmış güzel yamaçlar. Her insana kucak açar Kadirli. Güneyinde Osmaniye ilimiz, uzar gider büküm büküm yolumuz, misafirperveriz tatlı dilimiz, her insana kucak açar Kadirli. Dağlarından soğuk suların akar, sülenmiş tesisleri şubeye bakar, Karatepe Çamlığı dikkati çeker, gürül gürül akar suyun Kadirli. Anlatmakla güzelliğin bitmiyor, yazdığım şiirler sana yetmiyor, Aşık Ahmet kin nefret gütmüyor, dört mevsimde güzel huyun Kadirli. Yani Ahmet abi diyorsun ki kafamda kasket, üstümde böyle siyah genç bir ceketim, budur benim tarzım, evet. Kelamlarımı söylediğim, budur benim arzım dedin. Evet, Kadirli'de güzel bir kaza, Turpa'la meşhur, Turpa'da yazdığım bir yazıyı da burada okumak istiyorum müsaade ederseniz. Okuyayım abi. Yeşillikleriyle tarlalara can veren, ağlara, paşalara şifa veren, kan veren, tüm dünyaya şeref ile şan veren, zeptalar kanunu turptan sorulur. Tarlada çalışır gelinler kızlar. Ben seni görmezsem yüreğim sızlar. Sucular her saat yolunu gözler. Zeptalar kanunu senden sorulur. 15 Ocak'ta kutlanıyor festival. Festival yeri olmuş karnaval. Gel kardeşim çuval çuval sen de al. Zeptalar kanunu senden sorulur. Ben de bir kulum yazdım yazılar. Turp diye ağlaşır görpe kuzular. Aşık Ahmet her yemekte arzular. Seni övmek sevmek benden sorulur. Abi çok teşekkür ediyoruz. Lafı ben lafa ekleriz. Ben biz buraya Mayıs'ta yine geleceğiz. Programımıza bekleriz. Evet değerli izleyicilerimiz. Bazen haber bültenlerinde görüyorsunuz ya. Yoldan geçerken birisi bir meyve alıyor. Ya da işte tezgahtan bir şey alıyor. Ama o an sahibi olmuyor. Helallik istiyor. Oraya bir ücret bırakıyor. Ama biz buraya dün ücret de bırakamamıştık. Bir gün sonra bu noktada Şahir abiyle röportaj yaparken abiyi gördüm. Abi bu bahçenin sahibi sen misin dedim. Benim dedi. Dün dedim buradan iki tane limon kopardık. Yedik. Denk geldi. Helalleşelim dedik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne abi? Doğan Coşkun. Doğan abi yaş kaç? 93. Ne diyorsun Doğan abi? Evet. Sen limonu yemişsin. Ömrünü uzatmışsın be abi. Öyle oldu. Ömrü bu limon mu uzattı? Limon uzattı. Devamlı yer miyim? Devamlı limon suyu sıktırırım içerim. Allah Allah. Evet. Şurubunu yaptırırım bunu güzelce. Eyvallah. Bu limon ağacı kaç yıllık ağacı abi? Bunlar kendiliğinden değil mi? Sen bunu yok kendimiz diktik. Hiçbir ilaç da vermiyorsun. İlaç da... Bu doğal hali mi böyle? Doğal hali diktikten sonra böyle. Eyvallah. Limon suyu içerek... Limon suyu suyla bizim gelin yapıyor. Çok güzel yapıyor. Limonata mı yapıyor? Bu limonata yapıyor. Çok şahane. Ciddi limonata. Mi diyorsun abi? Evet. Bende de bir huy var. Ben bunu ısırarak yiyorum abi. Bak dinle bu limonata nasıl yapılıyor biliyor musun? Nasıl yapılıyor abi? Şimdi bu limonatanın suyunu sıkıyorsun. Evet. Mesela 3-4 tanesini sıkıyorsun. İyicini karıştırıyorsun devamlı. Evet. Karıştırdıktan sonra biraz su karıştırıyorsun. Evet. Yine karıştırıyorsun devamlı. 2 saat bir karıştırıyorsun. 2 saatte su karıştırdıktan sonra karıştırıyorsun. 4 saat. 4 saat. Ondan sonra dolaba koyuyorsun limonata oluyor.
öyle ezber olmuyor yani limonata. Emek istiyor. 4 saat karıştıracak? Evet. Ondan sonra? Evvela limon sıkıyor. 12 saat karıştırıyorsun. Ondan sonra su karıştırıyorsun. Ona göre abi limonata yapımını karıştırmayalım abi, 12 saate çıktın. Yok, 2 saatten sonra su karıştıktan sonra karıştırıyorsun, 4 saat. Limonu 2 saat karıştırıyoruz. Evet. 2 saatte su katarak karıştırıyoruz. Evet. 12 saat bekletiyoruz. 12 saat bekletmiyoruz. Duraba koyuyorum. Duraptan sonra da içiyorsun biraz soğuduktan sonra da. Kabınla beraber soyuyorsun yalnız. Şeyden değil yani. İçini sıkmıyorsun. Kabınla beraber soyuyorsun limonata yapmak için. Kabınla beraber yiyor. Çok güzeldir. Vallahi güzel. He. Ay yemin billah güzel. Evet. Ben böyle keyifli. Dün limonun içini yediydim. Şimdi afiyet de kabuğunu olsun, yiyorum. Afiyet, kabuğunu yiyeceğim. Abi. Vallahi baklava niyetine ye. Yiyebilirsin canım, afiyet olsun. La şakası yok bakın. Şu an ben canlı canlı limon kabuğu yiyorum. Şifalı olduğunu da biliyorum işin açıkçası. Limonatanın en güzeli de aslında limon kabuğuyla suyunu karıştırarak yaparsın. Doğru mu abi? Evet tabii, ayarlayacağım evet. Ona göre suyunu. Eyvallah. Evet, bu limonun kabuğu bana çok lezzetli evet. Geldi. Evet. Şimdi bir de değerli dostlar, limonun kabuğuyla limonun kendini bir karıştırayım ben. Şunu bir tutar mısın değerli büyüğüm? Şimdi bu limon. Yaptım evet. Dişin kamaşmaz değil mi? Yok kamaşmaz. Limonu atıyorum. At. Kabuğunu da yiyeceğim böyle. Kan yaptı be. Ömrün uzar ya. Ömrün uzar ya. Uzadı be abi be. Ömrün uzattı ya. Sen kadar yaşar mıyım acaba? Evet. 93'ü görür müyüm? Görün inşallah. Vallahi mı? Evet. Burası değerli dostlar bir arsa, onu söyleyeyim. Doğru mu abi? Arsa evet. Boş bir arsa. Evet. Boş bir arsa da yani bir bahçeye girip de almadık da. Evet. Geleceksin abiyle böyle bir röportaj yapacaksın. Böyle biz tatlı dilli evet. Büyüklerimizi ekrana çıkartınca evet. Türkiye bizi çok izliyor. Evet. Dolayısıyla aslında başarı bizim değil, halkımızın. Tabii. Çünkü söz sahibi sizsiniz. Doğrudur. Çünkü sen konuştun abi. Sağlığımı dedin, limon suyuna, limonataya borçluyum dedin. Evet. Ama bu arada gelin hanımı da tebrik etmek lazım. Tabii. Sen uzun yaşadı ya, 4 saat limonata. Evet. O da kolay değil. Değil. Eyvallah. Yenge sağ mı? Öldü, rahmetli oldu. Ne zaman? 5-6 sene oldu. Abi ben gidiyorum. Oldu. Çok teşekkür ederim. Rabbim sofrandan eksik etmesin. Amin amin. Mısırı, buğdayı, unu. Evet. Ben yedim senin bahçenden limonu. Enerjiyi buldum. Şimdi Kadirli'de atıyorum turu abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.